Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Şimdi dünyada bugünlerde en çok tartışılan konu bu enerji fiyatlarındaki inanılmaz yükseliş. Hem bu konuyu yani dünyanın konuştuğu konuyu bunun Türkiye'ye yansımalarını hem de enerji bağlamındaki diğer konuları mesela bizim bu Karadeniz'deki keşif ne oldu o işin sonu bir yıl aradan sonra yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile bir aradayız. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun, İyi yayınlar diliyorum. Şimdi biraz bu fikri takibe girer. Yani ne yaptık, ne oluyor, ne bitiyor, her şeyi konuşacağız. Bu arada ya az önce de konuştuk, sizin bu bordan üretilen antiseptik ürünler geldi. Çok Çok güzel gerçekten, ben de kullanıyorum. Umarım halkımızda izleyicilerimizde kullanıyorlardır. Kullansınlar ee, gayet güzel. Şimdi Sayın Bakan, şununla başlayalım. Dünya'da enerji fiyatları acayip artıyor, değil mi? Evet. Neden, neden durup dururken enerji fiyatlarında büyük bir artış olmaya başladı? Petrol artıyor, doğalgaz artıyor. Neden? Enerji fiyatları, emtia fiyatları arz ve talebe göre. E, fiyatları belirlenen emtialar bunlar. Baktığınızda bir yıl öncesine gittiğimizde biliyorsunuz Covid tüm dünyayı vurmuştu. Kapanmalar yaşanıyordu. Üretim neredeyse durma noktasına gelmişti. Dolayısıyla bir arz fazlası vardı. Fiyatlar da e, hakikaten belki son 15-20 yılın en düşük seviyelerindeydi. Yani geçtiğimiz yıl petrol varil fiyatı 40-45 dolardı. Doğalgazın 1000 metre küpü yani uluslararası marketlerde 150 dolarların altına kadar düşmüştü. Kömür fiyatı 40-45 dolar civarındaydı. Bugün geldiğimizde hakikaten sizin de sorduğunuz sorunun içerisinde de zaten ifade ettiğiniz gibi anormal fiyatlar oluştu. Petrol fiyatları 75-80 dolarlara geldi. Doğal gaz neredeyse fiyat... iki katı. Neredeyse iki katı. Doğal gaz fiyatlarında çok daha normal bir sıçrama oldu. Yani geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa pazarlarında metre metreküpü bazı günler 1.400 dolarları bile buldu. Şu anda biraz bin dolarların altına gelmiş durumda. Kömür fiyatları da bunları takip etti. Yine Eylül-Ekim aylarında 200-240 dolarlara Oo. kadar geldi. Bir miktar gevşeme var ama hala eski fiyatlara, eski rakamlara gelmedi. Pandemi pandeminin mi bu? etkisi var. Pandemiden sonra hızlı bir toparlanmanın belki etkisi var. Onu söylemek lazım. Yani pandemiden çıkışla birlikte bu kapanmalar. Ülkeler tarafından biliyorsunuz artık eskisi kadar değil. Öyle olunca da tabii bir talep, biriken bir talep vardı bir yerde. Buna hazırlık yapmamış mı enerji kaynaklarını ellerinde tutanlar? Yani birden oluşacak olan bu talep patlamasını karşılayacak bir hazırlıkları mı yoktu? Şimdi bu özellikle petrol doğal gaz endüstrisi şöyle çalışıyor. Fiyatlar düştüğü zaman yatırımlarını bunlar minimize ederler. Öyle Dolayısıyla da tekrardan gaz verdiğinizde hani bir trenin kalkması, durması gibi düşün. Böyle çok otomobil sürer gibi değil. Dolayısıyla yeniden yatırımların yapılmasına ihtiyaç var. Bu birkaç yıllık durma bir önünüzdeki 2-3 yılı birden etkileyebiliyor. Şuraya bak. Pa var. Pandeminin hesaba katmadığımız At, bir evet, ekonomik etkisi. etkisi. Yani sadece sosyal hayatımız ve sağlığımız etkilenmedi, ekonomik hayat da bu şekilde etkilendi. Sadece bu üç üründe değil. aslında baktığınızda emtia fiyatları dediğimiz yani ham madde anlamında özellikle söylüyorum e, demir çelik, metal fiyatları. Hatta gıda fiyatlarında bugünlerde zaten tutuyoruz. şu anda ekonomide yaşadığımız sıkıntının en büyük nedeni bu. Aynen yani öyle. Pandemi nedeniyle e, arzın daralma, talebin azalması, arzın daralması ve birden artması. Aynen öyle. Nitekim Amerika'da işte son 40 yılın en büyük enflasyon rakamlarını bugünlerde görüyoruz, konuşuyoruz. Yani %7'leri konuşuyoruz. Avrupa'da benzer enflasyon oranları var. Bu tamamen enerji ve emtia fiyatlarının e, piyasalar etkisi. Peki enerjide normalleşme, fiyatlardaki normalleşme 2-3 yılı bulur mu? Bu kadar öngörülü konuşmak için erken. <laughs> yani biz şimdi e, mesela elimizde bazı e, ileri vadeli e, teslimatlı ürünlerin fiyatlarını kestirebiliyoruz ama iki yıl veya üç yıl sonrasını bugünden söylemek için erken. E, bu kış en azından böyle gidecek gibi gözüküyor. O gö e, öncü göstergeler var. Belki baharla birlikte kış bitiminden sonra bir miktar gevşeme olabilir. E, bunu biraz daha zaman e, gösterecek. Burada tabii aslında başka bir şey daha var. Yani fiyatların etkilemesini, ee, bu yüksek seviyelerde olmasını, özellikle iklim değişikliği bilmiyorum belki sohbetin ilerleyen kısımlarında da konuşabiliriz. Şimdi iklim değişikliği ile birlikte bu e, fosil yakıtlara karşı biliyorsunuz bir direnç var. Özellikle gelişmiş ülkeler Avrupa, Amerika başta olmak üzere. E, uzunca yıldır aslında bunlar da konuşuluyor. Yani 21. Yüzyıl, yüzyılın e, ülkenin, e, ülkelerin ortak sorunlarından birisi. E, burada gelebilecek bir takım kısıtlamalar ya da ekstra bir takım vergiler de bu sektörün yatırım iştahını baskılıyor ee, ve bundan dolayı da arzda beklenen e, artış olmadı ve e, talebinde e, özellikle biriken talebinde bir anda gelmiş olmasından dolayı böyle bir sorun var. Ayrıca, ben şimdi işte anlamadım doğalgazda mı zararlıymış? Şimdi e, şöyle aslında da biliyorsunuz bir fosil kökenli yakıt tabii ki petrole kömüre göre daha temiz. Ama içerisinde karbon olduğu için e, doğal gazı da yaktığınızda aslında emisyon olarak karbondioksit salıyorsunuz. Ne yakacakmış? E, şimdi işte o e, şöyle bir noktaya doğru gidiyor. Karbonsuzlaşma olacaksa eğer ileride o zaman e, alternatif yakıtlar üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor. Hidrojen olabilir mi mesela alternatiflerinden birisi? Daha gelinmedi orada. Daha gelinmedi. Bu şu anda biraz ARGE aşamasındaki çalışmalar. E, ama bu e, konuşulanlar... Özellikle batılı çok uluslu şirketlerin çok uzun vadeli yatırım planlarını da ister istemez gözden geçirmelerine neden oluyor. Tam bir iştah kesimi. Evet öyle oldu ve bundan dolayı da bir de arkasından pandemiden sonra hızlı toparlanmanın etkisiyle bir talep artışı yaşandı ve fiyatları da böyle yansıdı. Avrupa pazarı açısından ve doğalgaza baktığımızda Avrupa aslında kendi kaynaklarından ihtiyacının yaklaşık üçte birini falan karşılıyor idi ama Kuzey Denizi'nde üretim miktarı özellikle Hollanda'nın sahip olduğu sahalarda ve İngiltere'nin sahip olduğu sahalarda bir azalma var. Bir de tabii petrol ve gaz sürekli yerinde oluşan ürünler değil. Milyonlarca yıl önce bunlar oluşmaya başlamış. Siz bir sahaya girdiğiniz zaman o sahanın bir ömrü var rezervuar alanının üretim bitince doğal olarak bir başka keşif yapıp bir başka sahada üretim yapmanız gerekiyor. Orada bir de böyle bir e, sorun eklenmiş oldu. E, yine e, özellikle yine Avrupa'da doğal gaz depoları e, tam doldurulamadı yazın. E, fiyatlar çok yüksek olduğu için. Bunlarla birlikte bir az kısıtı da olunca fiyatlar e, hakikaten kimsenin öngörmediği şekilde artmış oldu. Peki bizde durum ne? Biz şimdi bir, Avrupa'da yani doğalgaz veremiyorlar mı, ba ba talepleri karşılayamıyorlar mı bazı noktalarda? Yani şu, onu e mu demek istiyorsunuz? Şöyle, orada bazı kısıtlamalara gittiler. Mesela ben İngiltere'deki bir iki örneği söyleyeyim. Özellikle çok zorunlu olmayan üretimlerin ertelenmesini istedi hükümetler. Mesela gübre üretimi İngiltere'de dediler ki, şu anda bir miktar azaltalım, sonra bu kışı atlattıktan sonra tekrar bakarız dediler. Ya ev, şeye evlere doğalgaz verme sıkıntı. meme gibi bir durum yok, yok yok hayır yani evlerde bir sıkıntı yok ama sanayi ve özellikle elektrik üretiminde biliyorsunuz doğalgazın ciddi bir payı var. Yani konutlar %20-25'ini tutuyorken sanayi ve elektrik üretimi çok daha yüksek miktarlarda tüketim gösteren noktalar. Çin'de enteresan şeyler oldu. Mesela Çin'de e, kışa girerken e, kömür bağlantıları yaptılar. Orada biliyorsunuz dünyanın artık bir yerde fabrikası gibi çalışıyordu. E, ama fiyatlar anormal yükselince artık bazı fabrikalara dediler ki e, siz de üretimlerinizi biraz erteleyeceksiniz. E, dolayısıyla bu fiyatların daha makul seviyelere inmesi gerekir. Nitekim o adımdan sonra kömür fiyatlarında bir miktar gevşeme yaşandı.